Sizlere her hafta sağlıklı yaşama dair tavsiyelerde bulunacağız demiştik. Bu hafta da çok önemli bir konuğum var yanımda. Hareket ve egzersiz uzmanı Erkan Beyaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yazın çok güzel gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Biraz egzersizle aksatmış olabiliriz sanki. Kışa girerken nasıl daha çabuk toparlarız, nasıl başlamamız lazım? Bize neler önereceksin? Şimdi burada ne kadar uzun ara verdiğimiz önemli. Eğer ki kısa bir süre ara verdiysek bir hafta, yani kaldığımız yerden devam etmemizde hiçbir sakınca yok. Ama 2 ayın üzerinde uzun bir ara verdiysek burada egzersizlere başlarken daha yavaş yavaş, hani kendimizi çok zorlamadan kardiyovasküler egzersizler, dayanıklılık egzersizleri, esneklik, kuvvet egzersizlerini ilk başladığımız gibi, baştan başlıyormuş gibi başlamak daha iyi olur. Peki hocam, kışa girerken bağışıklık sistemimizi de güçlendirmemiz lazım. Tabii beslenme de bunun yanında önemli bir nokta. Peki beslenmeyi nasıl bir taraftan dengeleyip toparlarız? Şimdi burada yaptığımız egzersizin yoğunluğu önemli. Ne kadar sık yaptığımız önemli. Yaptığımız antrenman programına uygun bir beslenme olması gerekiyor. Eğer yoğun bir kuvvet antrenmanı yapıyorsak biraz daha protein olarak daha fazla almamız gerekiyor. Daha fazla dayanıklılık antrenmanı yapıyorsak burada karbonhidratı biraz daha yüksek tutmamız gerekiyor. Hı hı. Çok fazla terliyorsak antrenmanlarda mineral, vitamin ve su ihtiyacını ihmal etmemek gerekiyor. Şimdi egzersiz yapalım diyoruz. Hayatımız boyunca egzersiz yapalım diyoruz. Kime hangi egzersiz uygundur? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Güzel soru. Burada egzersiz hayatın her döneminde yapılabilir. Hani 13 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir insana, hatta 80 yaşındaki bir insana kadar zaten spor yapması gerekiyor. Biz sporu neden yapıyoruz? Belli bir fiziksel kapasiteye ulaşıp bunu uzun yıllar devam ettirebilmek için. Hı hı. Şimdi bizim temel fiziksel özelliklerimiz neler? Esneklik, dayanıklılık, kuvvet. Bunları geliştirmek için yürüyüş, koşu, yüzme, yani bedenimize uygun bir kardiyovasküler egzersiz seçmemiz gerekiyor. Eğer kuvvetimizi arttırmak istiyorsak vücut ağırlığıyla, makinelerle yapabileceğimiz birçok direnç egzersizi var. Esnekliğimizi arttırmak da önemli çünkü ilerleyen yaşla birlikte sahip olduğumuz kaslarımızın esnekliği azalmaya başlıyor. Önemli olan bunları geliştirmek ve uzun yıllar koruyabilmek. Bir şey daha çok merak ediyorum. Şimdi çok hızlı kilo vermek isteyen bazı insanlar duyuyorum. Yürümek yerine koşmayı tercih ediyorlar. Koşarsam daha çabuk kilo veririm diye. Şimdi kilolu bir insanın koşmasıyla yürümesi arasında eklemlere binen yük çok daha farklı olacak değil mi? Hangisi peki doğrusu? Burada seni şimdi biraz şaşırtabilirim. Aslında biz egzersiz uzmanları olarak hani kardiyovasküler egzersizleri, yürüyüşü, bisikleti ya da küreği zayıflamak için vermiyoruz. Kardiyovasküler sistemi güçlendirmek için veriyoruz. Ama zayıflamaya yardımcı olması için, yani metabolizmayı hızlandırmak için destek egzersizi olarak verebiliyoruz bunun dışında. Her insanın en az haftada 3 gün 30 dakika kardiyovasküler egzersiz yapması gerekiyor ki bu egzersizlerde de bizim tek bir egzersiz şiddetini ölçebildiğimiz yöntem var, o da kalp atımı. Evet. Bu kalp atımı konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Orada şimdi kalp atımına gelmişken merak ediyorum. Şimdi bir yağ yakımı aralığı dediğimiz bir aralık var değil mi? Hı hı. Onu hesaplayarak kendimiz hangi kalp aralığı, yani kalp atışı aralığındaysak orada yağ yakımımızın arttığını biliyoruz. Evet. Bunu nasıl hesaplayabilir izleyicilerimiz? Şöyle, genelde egzersiz yüklenme şiddetinin %60 ile %75'i arasında yaptığımız bütün egzersizlerde biz ağırlıklı olarak yağ ve karbonhidrattan enerji olarak kullanır vücut. Hı hı. Burada egzersiz şiddeti yükseldikçe daha çok biz karbonhidrat harcamaya başlarız. Hı hı. O yüzden eğer dışarıda yürüyorsak, kalp atımını ölçecek bir herhangi bir ekipmanımız yoksa, yandaki arkadaşınızla yürürken ona sorduğu soruda cevap verebilecek şekilde yürüyorsanız aslında doğru bir kalp atımı hızında yürüyorsunuz diyebilirim. Erkan, kardiyovasküler bir egzersiz sonrasında vücudumuzun dayanıklılığının geliştiğini nasıl anlayabiliriz? Bu tür egzersizlere başlamadan önce ilk başta dinlenik nabzımızı bilmemiz gerekiyor. Dinlenik nabzı hesaplamanın yolu da şudur. Bilekten ya da boynumuzdan 15 saniye bekleyerek alacağımız nabızı 4 ile çarptığımızda bizim zaten dinlenik nabzımız ortaya çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde buna devam ettiğimizde eğer dinlenik nabzımız aşağı doğru düşmeye başladıysa bizim dayanıklılığımızın geliştiğini gösterir. Kadın ve erkek arasında egzersiz konusunda bir farklılık var mı? Bedensel farklılığımız var mı? Aynı egzersizi kadın da erkek de aynı şiddette yapabilir mi? Şöyle söyleyebilirim. Burada herkes tabii, herkesin kalp atımı farklı, herkesin kas kuvveti farklı. Bayanlarla erkekler arasındaki tek fark sadece üst ve alt ekstremite arasındaki kuvvet farkıdır. Alt ekstremitede neredeyse birebir aynı iken üst ekstremitede bu fark biraz daha fazla oluyor.
erkek ve bayan vücudun anatomisi aynı olduğu için farklı egzersiz yapmaya ihtiyacı yok. Göğüsse bayan ve erkekte de aynı göğüs. Sırt kasıysa aynı şekilde bacaklar da böyle. Bazen spor salonlarında da görüyorum. Bayanlar biraz daha mesela bacak kaslarını kuvvetlendirmek yerine ön ve arka yüzündeki iç bacak ve dış bacak egzersizlerine yöneliyorlar. Aslında yapılan bir hatadır bu. Peki hocam, bu aletlere başlamadan önce yapmamız gereken bir şey var mı? Tabii ki öncelikle bir 5 dakika en az yürüyüş yapıp arkasından çalışacağımız ilgili bölgeyi stretching hareketleriyle yapacağımız egzersizi hazırlamak gerekiyor. Hı hı. Onun ardından başlamak daha doğru olur. Erkan, şimdi bu alet parklarda gördüğümüz bir alet. Hatta iki kişi aynı anda yapabiliyorlar karşılıklı. Nedir bunun özelliği? Şimdi bu bacak kaslarını kuvvetlendiren bir alet. Bu aleti yaparken daha öncesinde yaşanmış diz probleminiz olmaması gerekiyor. Yani dikkat ederek yapılması gerekiyor. Ayaklar zaten mesafesi daha önceden belirlenmiş. Ayaklarımızı yerleştiriyoruz omuz genişliğinde. Hı hı. Belimize yaslarken burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bel boşluğu oluşmamalı. İyice oturtacağız aynen beli. Öyle. Tamam. Beli incitmemek için. Kendimizi ittiğimizde de bir de dikkat edeceğimiz konu da şu. Dizleri tam olarak kitlemememiz gerekiyor. Hı hı. Ayakta şu an sen nasıl rahat duruyorsan aynı şekilde bacaklarını ittiğinde burada rahat durman gerekiyor. Anladım. Aşağı inerken diz açının 90 dereceden fazla bükülmemesine ve tam fazla kitlememeye dikkat ediyorsun. Hı hı. Bunu başlangıç seviyesinde yani 10 tekrar, 12 tekrar, 2 setle başlayıp belli bir kuvvete ulaştıktan sonra mesela ses sayısını arttırabiliriz. Çünkü makinede direnci arttıramadığımız için ağırlık burada kendi vücut ağırlığımız. Sık tekrar olayına aynen geleceğiz. Aynen öyle. Ses sayısını arttırarak antrenman şiddetini yükseltmiş oluruz. Tamam. Erkan hocam, şimdi geldik bu aletin başına. Burada ne yapmam lazım? Bu bir sırt egzersizi. Bu sırt egzersizini yaparken öncelikle her zaman ayaklardan konumlanmaya başlayacağız. Tamam. Ayaklarımızı, topuklarını destek alacak şekilde yerleştiriyoruz. Kollarımızı yukarıdan omuz genişliğinde açıp iki yandan kavruyoruz ellerimizle. Şimdi el bileklerin ve dirseklerin aynı yönde olsun. Hı hı. Şimdi dirseklerini gövdene doğru yaklaştırmaya başla ve kürek kemiklerini bir arkada kapıyorsun. Nefes alarak kendini bırak. Zorlandığın yerde kendini çekerken nefes vermeye başla. Güzel. Şimdi bu çalışmayı 10 tekrar boyunca devam ettir. Nefes ver şimdi. Bırakırken kendini nefes al. Burada yapılan en büyük hatalar genelde kontrolsüz hareket. Bırakırken çok hızlı bırakılması. Burada çekerken kendimizi 2 saniyede yukarı çekiyoruz. Bırakırken 3 saniyede kontrollü. Evet, kuvvet ürettiğimiz kısım biraz daha güçlü uyguluyoruz. Yine hareketi yaparken bileklerimiz ve dirseklerimiz aynı hizada. Ve burada bayanların en çok yaptığı hata genelde koldan kuvvet almak. Kürek kemiklerimizden kuvvet alıyoruz çekerken. Hocam, aletleri gördük ama her yerde bu aletleri bulamayabiliriz. Onun dışında bir parka geldiğimizde ya da evimizde ne tarz uygulamalar yapabiliriz? Şimdi vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz birçok egzersiz var. Buna örnek olarak bir tane bacaklarımızı çalıştıran lunge hareketi yapalım. Tamam. Şimdi lunge hareketini yaparken şöyle yapıyoruz. Ayaklarımızı önce kalça genişliğinde açıyoruz. Tamam. Öne bir tane çok büyük olmayan bir adım alıyoruz. Hı hı. Ayağımızı yere bastık. Arkadaki dizimizle ortaya doğru inmeye başlıyoruz. Diz açımız tam 90 derece olana kadar. Hı hı. Ve kendimizi başladığımız yere tekrar geriye doğru itiyoruz. Hı. Tamam, çok güzel. Bu bütün bacak kaslarımızı aynen çalıştırıyor. Aynen öyle. Diz dominant bir hareket. Tamam. Bütün bacak kaslarını çalıştırır. Peki ne kadar tekrar etmemiz gerekiyor? Hangi sıklıkla yapmak lazım? Şimdi şöyle, bacak kasları ile ilgili bir hareketi her gün çalışmamak gerekiyor. Çünkü zaten hı hı. bütün gün bacaklarımızı kullanıyoruz ve bütün gün bacaklarımızın üzerindeyiz. Hı hı. Gün aşırı çalışmak yeterli olur. Tamam. O zaman beraber yapalım mı? Tabii ki. Hadi. Yani istersen sen yap, ben yardımcı olmaya çalışayım. Öyle mi? Peki, tamam o zaman. Başlıyorum. Şimdi bekle burada. Hareketi biraz daha yavaş yapalım. Başladığımız tamam. yere tekrar gelelim. Okay. Ayaklarımızı kalça genişliğinde açtık. Öne çok büyük olmayan bir adım atıyoruz. Öndeki hı-hı. ayak tabanı hiç yerden kalkmıyor. Arkadaki ayağın parmak ucuyla evet diz ortaya doğru indi. Burada hı-hı. dizin parmak ucunu geçmemesine dikkat ediyoruz hı-hı. ve kendimizi tekrar başladığımız yere itiyoruz. Ve hı-hı. ayak değiştirerek harekete devam ediyoruz. Okay. Nefes alıyoruz aşağı inerken. Nefes vererek başladığımız yere geliyoruz. Genelde yapılan yanlışlar bunda. Çok hızlı hareket etmek, dizin parmak ucunu geçmemesi çok önemli. Vücudun aşağıya indiğinizde, bekleyin aşağı inince hı hı. şimdi.
dik durması çok önemli. Yandan size baktığımda omzunuzun, kalçanızın ve dizinizin aynı çizgisi üzerinde olması gerekiyor. En çok buna dikkat edeceğiz. Hocam gerçekten çok güzel bir hareketti bu. Çok teşekkür ederiz. Eminim izleyicilerimiz de bu egzersizlerden sonra, bu bilgilerden sonra egzersizlerini yaparken çok daha dikkatli olacaklar ve Erkan Hoca'nın söyledikleri hemen şöyle bir akıllarına gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica programımıza ederim, konuk olduğun ederim. İçin. Evet, hareket ve egzersiz uzmanı Erkan Beyaz'la hareket ve nabzın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Peki bu konuda bilimsel veriler neler söylüyor? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden operatör doktor Ozan Onur Balkanay şu an yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yaza girdik, yazda güzelce yedik içtik, kiloları aldık. Kışın da bu kilolardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Peki bu işin doğru yöntemi nedir? Açıkçası önce bu noktada şöyle başlamak lazım. Bir an önce kurtulmalı mıyız yoksa bu işi biraz daha sindire sindire zamana yayarak ve içselleştirerek mi yapmalıyız? Ne yazık ki günümüzdeki beklentiler hep kısa yönde, hemen kolaycacık istediğimiz hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Halbuki burada sağlığımızı kurtarmaya çalışırken hiçe saymış oluyoruz. Birçok problemle karşılaşma riskini arttırıyoruz. O yüzden öncelikli olarak benim önereceğim şey bu süreci yavaş yavaş içselleştirerek ve acele etmeden bu yolculuğun uzun bir yolculuk olduğunu kabul ederek ve zevk alarak yapmak lazım. Peki hangi durumda tıbbi bir danışmanlık almamız lazım? Egzersize başlamadan önce yapmak gerekir mi bunu? Özellikle hiç hayatı boyunca çok fazla sporla aktif olarak tanışmamış bireylerin kendisiyle ilgili herhangi bir hastalığı varsa, kalp damar hastalıkları açısından hipertansiyon, kalp rahatsızlığı açısından bir kriz geçirme öyküsü, kapak problemleri, eklem problemlerinin olması, hastada şeker hastalığının bulunması, ailede kalp krizi ya da inme gibi nörolojik problemlerin öyküsünün bulunması bu riski arttıran durumlar. Artık günümüzde herkes kolayca pratisyen hekimine, aile hekimine ulaşma şansına sahip olduğu için bence danışmalarında fayda var bu tip altta yatan bir hastalıkları varsa. Ama onun dışında bu süreci yumuşak, yavaş şekilde başlattıklarında bu şikayetler hangi tip şikayetler olduğunda biz tekrar başvurmalıyız sorusunun cevabı ise kalpte bir baskı tarzında göğüs ağrısı olması, özellikle bunun hareketle gelmesi, harekette nefes darlığının, yorulmanın, nefes nefese kalmanın çok belirgin hale gelmesi, eklemlerde şiddetli ağrılar, krampların olması bunlar başlıca muhakkak tıbbi danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirecek durumların içerisinde. Peki hocam, teknoloji hayatımıza girdiğinden beri hayatımız çok kolaylaştı. Bunun farkındayız ama bir taraftan da çok mu tembelleştik biz? Açıkçası problem şuradan kaynaklanıyor. İnsan bedeni milyonlarca yıllık tarihsel evrim sürecinde geldiği noktada tüm vücudunun avlamaya, toplamaya, bu kas enerjisini kullanmaya yönelik bir altyapısı var. Hareketli. Aslında bunun için oluşturulmuş bir bünyeyi biz modernleşmiş toplumda, tabii ki de onun birçok ulaşım ve elektronik imkanlarından faydalanarak aslında o modernleşme tembelliğine doğru götürmüş oluyoruz. Spor bu noktada çok önemli bir yaşam felsefesi olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bunu hiç unutmadan, yani ne olduğumuzun bilincinde olarak vücudumuzun bu fizyolojik ihtiyacına cevaben bu işi bir şekilde hayatımıza sindirmeliyiz ve yeni nesillere de sadece kendimiz spor yaparak değil, bunun aslında ne kadar değerli bir şey olduğunu göstermemiz lazım. Hocam siz de bayağı arkada görüyorum, bayağı bir madalyalarınız var, sporun içerisinde bir insansınız. Bunun için de ayrıca sizi tebrik etmek istiyorum. Hangi yaşta hangi sporu yapmalıyız bir de? En çok merak edilen şeylerden bir tanesi bu. Çünkü 60 yaşına gelip hayatı boyunca hiç egzersiz yapmamış bir insanın koşması doğru mudur? Açıkçası ben genelde şunu görüyorum. Birkaç tane fazla poğaça yiyelim. O günkü gideceğimiz günde 2-3 kaşık fazla kısır yiyebilelim diye yapılan ve temposunun hiç ayarlanmadığı, bu tip dediğimiz tıbbi problemlere dikkat etmeden yapılan
egzersizler fayda yerine daha çok zararla kendi karşımıza çıkıyor. Çünkü o kadar süredir yapılmayan sporun alışık olmayan bir vücutta gerek sakatlanma riskleri gerek de kardiyovasküler sistemde bir kalp krizine kadar götürebilecek ani tetiklenmelere yol açma riski var. O mutlu tırnak içerisinde olan yaşam beklentimize daha uzun yıllar sevdiklerimizle ulaşabilmemiz birincil hedef olmalı. Estetik kazanımlar bunlar ikincil kazanım gibi görüyoruz biz. Asıl problem kalp damar sağlığını etkileyecek vücuttaki yağlanmanın damar içerisinde de yağlanmaya yol açması. Ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinin temelinde yatan problemlerin başında geliyor. Vücutta özellikle karın bölgesindeki yağlanmalar. Ama bu yağlanmalardan kurtulacağız derken hızlı kilo alıp vermenin temel hedef olmaması lazım. Çünkü bu aşırı metabolizma denge problemlerine yol açarak karaciğerde yağlanmalara hatta kalp krizi tetiklemesine kadar gidecek süreçlere yol açabiliyor. Peki hocam hareketsiz yaşamın ve tabii sürekli kilo alıp vermenin bizim bedenimize zararları neler? Açıkçası en önemli şey burada bu kilonun oluşturacağı demin bahsettiğimiz gibi damar sertliği, ateroskleroz dediğimiz problemin tüm damar yataklarında problemlere yol açarak kalp krizi, bir nörolojik hadise, inme hadisesi, böbrek yetmezliği, ayak damarlarında gangrene giden tıkanmalara yol açabilecek problemlere bir pencere açtığını söyleyebiliriz. Ama daha önemli olan şey şu, altta yatan bu kilo alma problemi egzersizlerin ikinci plana itilmesi ve daha hareketsiz bir yaşamın benimsenmesinden kaynaklanıyor. Şöyle düşünelim, kilo veriminin çok zor olacağına dair kanaat getiren bireylerde bile bir pazara gittiklerinde örneğin bir ellerine 10 kiloluk bir patates çuvalı, bir ellerinde 10 kiloluk bir soğan çuvalıyla kaç metre yürüyebilirler? Evet. Bu kadar kiloyu 20 kilo fazlası olan bir birey tüm vücuduna, o eklemlerine, kalbine, dolaşım sistemine aslında gün boyu 7 gün 24 saat yüklemiş oluyor. Bizim asıl hedefimiz o yükten bu gariban vücudumuzu kurtarmak olmalı. Dediğiniz gibi bedenimiz o kadar kendini çabucak tamir edebilen bir yapıya sahip ki aslında her şekilde geri dönüşü sağlamak mümkün, öyle değil mi? Yeter ki o son aşamalara hastalıkların oluştuğu, şikayetlerin, semptom dediğimiz şikayetlerin başladığı, bulguların ortaya konduğu aşamaya gelmeyelim. Evet. Bu noktada tabii ki de her koşulda tıbbi yardım almaktan en ufak bir şekilde imtina etmemek lazım. Ama bir problem olmadan yapabileceği kişinin kendi normallerine göre aşırı zorlamadan ve kademeli şekilde egzersiz programını planlaması lazım. Bu ne demek? Biraz bunu açmamız lazım. Evet. Ben hiç spor yapmadım hayatım boyunca. Şimdi başlamayı düşünüyorum. Eğer böyle bir bireysem o zaman kendi normalim örneğin 3 dakika 5 dakikalık bir yürüyüş bile beni hareketli hale getirmeye başlamış demektir. Kademe kademe önce haftada yaptığım egzersiz sayısını arttırabilirim. Yavaş yavaş miktarını arttırabilirim. Süre olarak ise hedefim aslında yaklaşık yarım saat ile 35 dakika bir egzersizi 2 güne bir yapsam bile sadece o egzersizi yaparken yaktığım kalorileri değil aslında en az 36 saatlik bir süreçte metabolizma hızımın da artmasını sağlamış oluyorum. Asıl bizim hedefimiz metabolizma hızımızın artması. Çünkü diğer makinelerin aksine biz aslında çok verimli bir makine kullanmak istemiyoruz. Enerji anlamında sporla, hareketlilikle ne kadar verimsiz hale getirebilirsek vücudumuzu o kadar kilo tutmayan, fazla yağlanmayı önlemiş olduğumuz, kalp damar sağlığımızı koruduğumuz ve metabolik olarak daha dinç, zinde, hareketliliğimizin arttığı, aktif yaşama katılan bireyler olarak dolayısıyla sosyal hayatımıza devam ettirme şansı elde ederiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Eminim ekranları başındaki izleyicilerimiz bu bilgileri aldıktan sonra kendi hayatlarına şöyle bir göz atıp düzeltilmesi gereken yerler varsa hemen onları düzeltmeye başlayacaklardır. Asıl ben size teşekkür ediyorum. Benim gibi hayatında sporu bir felsefe olarak içselleştirmiş bir bireyin
toplumda gördüğü bu eksikliği de onlara umut aşılacak şekilde sizin vasıtanızla söylemiş olması, bu noktalardan bahsetmiş olması, o da benim kazancım. Ben asıl teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Hayat Güzel programının daha sonuna geldik. Bu haftada egzersizi ve hayatımıza etkilerini konuştuk uzmanlarımızla. Haftaya yepyeni bir konuyla tekrar ekranlarınızın karşısında olmak dileğiyle o ana kadar lütfen sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.